Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 12 Mart Pazar Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 8 koşulu bir programımız var. 6'lı ganyanımız 3. koşulu itibaren startı verilecek. Ben 1. 4'lü 7 7'li plase 1. 3'lü ganyan arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tüm yarış severler herkese bol şanslar. Yazdığımız safkanların ayakları düz basar. Yazdığımız safkanlar ganyan olsun sevgili dostlar. Evet videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Yorum bırakarak da desteklerinizi bekliyorum. Evet sevgili dostlar Adana'da ilk koşumuzda saatlerimiz 17.45'i gösterdi. Bir meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak. Evet burada da 11 safkanımız yer alacak. Evet yaptığı son iki koşunda da Adana'da 1400 ve 1300'e iyi koşular çıkartıp pistten ikincilikle ayrıldı. Şimdi Ahmet Çelik tercihini ilk defa piste çıkacak. 5 nolu safkanımız uzayan bu mesafede etkili koşacaktır. Benim e, birinci dörtlük gayemde ilk tercih 5. Sonradan 4 nolu safkanımız o da yaptı. 3 koşusu gayet başarılı buldum. E, yani ilk startta bir 1300'e 3. son iki startında da 1900'e birinci 3. 1. dördüncüyle. şimdi ayan kurşuna teslim edilen bir İngiliz safkanı 5'e çok ciddi rakiptir. Benim ikinci tercihim bu iki safkanın kötü koşması durumunda burada bir tane sürpriz isim önereceğim. O da yaptığı son 1300'e bir ikincilik elde etti. Çünkü devamlı kısa koştu. Ee, 1207. E X startında sonra yine 1205. E, 100 metre uzayan mesafede bir üçüncülük hanesine yazdırdı. Şimdi daha da uzuna çıkacak. Ben Müslüm Çelik Tercih'inle ilk defa da buluştu. Bir torak temsilcisi yani 5 ile 4'ün arasından sıyrılıp foto önde geçebilir. Birinci dörtlük ayağına sürprizle başlayabiliriz. Dikkat tabii ki 5-4-8 şeklinde oluşan bir sıralama oldu birinci dörtlük ayağımızda. Evet ikinci koşumuz 7. plase ve birinci üçlük ayağımız burada starta da kısa vade 6-4 yaşlı araplar. 1900 metre kuma çıkıyor. Yedi safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, büyük ihtimal Mucit Tay, Uğur Timur'la start alacak. E, yaptığı iki koşusunda da pistten ikincilik de ayrıldı. Çıkıp liderlik alacaktır. Çünkü ayağına tek seri safkan ben onu gördüm sevgili dostlar. Yani e, bitirmeye çalışacaktır ama birazcık ben zor gibi gördüm. E, o yüzden geri planda bıraktım sevgili dostlar onu. E, tabii ki tercih size bırakıyorum. Benim burada X e, safkanım 2 nolu sıkı dost olacak. Kadir Demirel zaten son koşunu Kadirle e, mücadele içerisine girmemişti. Grup 3'te 1900'de Müslüm Çelik eşliğinde start almıştı. Maalesef pistten bir dokuzuncukla ayrıldı. Tekrar Kadir Demirel'e teslim edilen Bu mesela şartlı 5'i kazandı. Şartlı 3'ü kazandı. Arka arka ikili iki yaptılar ben Kadir'le sıkı dosttan çok çok etkili bir koşu gelecektir. 7 plasa için banko ismimizdir. Bunu dile getireyim. Ama birinci dörtlü Ganyan veya birinci üçlü Ganyan için burada bir nolu sapkanı e, Cinabella ayan kurşun eşliğinde ve de altın Rockstar diyeceğiz. Mehmet Salih Çelik'le etkili koşmasını bekleyelim. Bir diğer sapkan. 2 7 plasa için bankomuz ama birinci dörtlen birinci üçlü gayen içinde 1 ve altıyı da tercih yapacağız. Evet üçüncü koşumuza geçelim. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımız yer alacak. Altılı gayenimiz da burada start alıyor. Evet yarış hayatına gerçekten çok başarılı bir koşusu çıkarttı. Şartlı bir de 1300'de Velatabiş eşliğinde iyi bir koşu geldi. Tatlı bir sürprize de imza atmıştı. Gerideki Rintintin o gün için e, gerçekten iyi bir e, koşu çıkartmıştı. Yani e, ilk startında Payri gerçekten 3 nolu safkanımız kalite ve kumaşını ortaya koydu. E, şimdi Ahmet de teslim edildi. 64 günlük bir ara var. E, ben bu ara ona iyi geleceğini düşünüyorum. Çalışmalarında fena görmedim. İyi gördüğümüz safkan 3 nolu safkanımız ikinci birinciliği hanesine yazdırabilir tabii ki. Ama burada 7 nolu safkanımız Tom Hagan ayan kurşun eşliğinde 1 nolu safkanım El, Elsan Star Kadir Demirelle ve de 4 nolu safkanımız da ben, Mert Ali Solmaz'la o da 161 günlük bir ara ilk dava çıkacak kum ben çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Tabii ki burada 5 nolu Tor e, Tortuga Müslüm Çelikle o da yaptığı son kosunu Müslüm Çelik'le ilk defa start alacak. Son yaptığı kosunu Ahmet Çelik eşliğinde kazanmıştı. Şimdi Müslüm Çelik'e teslim edilen 5'te ihmal etmeyeceğim. Birazcık kalabalık tuttum ben bu koşu. 3 ilk tercihimiz 7, 1, 4 ve 5 benim altılı gayrımızın ilk ayındaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet dördüncü koşumuz 5'li gayrımız burada start alıyor. Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar. 1400 metre kuma çıkıyorlar. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu kısa mesafede ateşim yani baktığımız zaman arka arkaya hep ikincikler üçüncükler hanesine yazdıran bir safkanımız. Yani bir türlü e, yani kendini fotonun içine atamıyor sevgili dostlar. Uzun aradan beri kazanamıyor. Neredeyse bir seneyi geçkin e, yarışları var. Bir seneye geçkin yarışlarında bir türlü kazanamıyor ateşim. Yarın bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. Ben pek o kadar da güvenmiyorum ama bu ikincilikle yarın Ahmet Çelik'le son verebilir. Tabii ki ilk tercihimiz. İkinci atım Altınoğlu Saklı Kız Ayhan Kurşun'la, nolu Gökçe Kız Müslüm Çelik'le. Yedinoğlu Safkanımız 122 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Uğur Timur'la start alacak. İlk yaptığı kum pisti Ankara'daydı sevgili dostlar. Sonra iki çim yarışı gördü yine Ankara'da Adana'ya geliyor. Etkili koşmasını bekliyorum Bir tur borcunu mutlaka 7 de es geçmeyeceğim Ve de bir nol tek kurşun çok çok dikkat Yani bu da bir türlü e, Yani iyi koşuyor ama Kendini özeli o birinciyle Bir türlü uzanamadı Yarın 84 günlük aradan sonra Etkili bir performans gelecektir Bir de ben eksik etmeyeceğim 2-6-5-7-1 ve bir Benim bu koştaki sıralama Bu şekilde oluştu 4. koşta Evet beşinci koşumuz Handikap 17. Dörtlü ekora İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. İkinci dörtlü gayrımız burada start oluyor. Yedi safkanımızın e, mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman Demir Ataş olsun. Yerinoğlu safkanımız, Altınoğlu safkanımız e, yarışa bir tempo vereceklerdir. Tabii ki burada ben iki safkan arasında gidip geldim. Yani bankumu değerlendim. Gerçi bir tane bankomuz var sevgili dostlar. İki bankona mı gireyim dedim sonra vazgeçtim. ben burada 3 safkanı yazmaya karar verdim. Onlar kimler? Tabii ki 4 nolu Demir Ataş. Ahmet Çelik eşliğinde start alacak. ilk defa son yaptığı Adana eşliğinde handikap 16'yı. Ve tabii işte iyi bir koşu çıkartmış. Anadolu edasını da geçme başarısı göstermişti. Demir Ataş yine benim ilk tercihim. 4 nolu safkanımız. ikinci attım iki nolu. İspeşinde Müslüm Çelik'le... yani bu iki safkan yeterli gibi gördüm ama Burada 3 nolu Bojek'ten de Mehmet Salih Çelik eşliğinde 7'de 2 yaptılar. Ondan önce koşusu Adana'da şartlı 3'ü çok çok başarılı bir koşu sergiledi. Belestan'ı mağlup etmesini bilmesi tatlı bir sürprize de imza atmıştı. Yine tatlı bir sürprize imza atacak kalibreye sahip bir safkan Bojek. 3 dolu safkanımızı da ben ihmal etmeyeceğim. Evet 4, 2 ve 3 benim 5. koşudaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 6. koşumuz Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı koşusu. Kısavali 6-4 ve Kore İngilizler 1200 metre kuma çıkıyor. 2. üçlü kaynımız burada start alacak. 6 safkanımızın müthiş kapışması yine bizleri bekliyor. Nefes kesecek bir mücadele e, olmasını bekliyorum. tabii ki hikaye Anadolu Eda'sı olsun 5 nolu çirkeleş 6 nolu safkanımız yani bunlar bir tempo vereceklerdir bu koşuya. Burada Misnefne bu grupla ilk defa start alacak. Öteki Safkanlar da. Yani Çilkeleş Hikaye 5 kere beraber start aldı. Hikaye bundan 4'ünü galip gelmesini bilmişti. Yine bu koşuda Hikaye. Ben 1-2 adım önde tutuyorum. Emrah Sincan'ın ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu Misnefne diyeceğiz. Mutlaka mutlaka kuponumda şans vereceğim. Ve de 1 nolu Anadolu Edası diyeceğim. Yani burada... Ayan Kurşun'la 7'de 5 yaptılar. Gerçekten çok çok etkili koşular çıkartan bir sabah. Hem Ankara olsun hem Adana'da olsun. Son iki koşusu işte birazcık e, benim de kafamı e, kurcaladı. Gerçi grup 1'de 2000'de Ankara'da bir yedincilik. Arkasından e, yani aradan sonra bir koşu gördü sevgili dostlar. Bir altıncılıkta ayrıldı. Sonra 105 günlük bir araya. atta sıkıntım var ne var onu tam olarak bilmiyorum. Öğrenemedik bir şey. Bebişa yani biliyorsunuz banko tercih ettiğimiz bir safkandı devamlı ayan kurşunla. Yarın bakalım nasıl bir sonuç elde edecek ben geri planda bıraktım bunu dile getireyim. Benim buradaki sıralamam 2-3 ve 1 şeklinde oluştu 6. koştaki sıralamamız. Evet 7. koşumuza devam edelim. Bir meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkacaklar 11 safkanımız yer alacak bu koşta. Evet. Yerinci koşudaki sıralamamız yani şu şekilde oluştu. Ben banko değerlendireceğim. Bir tane bankomuz vardı. O da burada olacak. O da yaptığı son iki koşusunu da Adana'da 1900'e ve 1200'e e, çıktı. Son koşusunu uzun mesafede bir mücadelesi vardı. E, bayıldım. Mehmet Akgöz'da yarım boyla e, geri planda kalmıştı. E, gerideki saf 4-5 boy gibi fark attı sevgili dostlar. Yarın ben ee, bu koşuyu Mehmet Akgöz eşliğinde zaten altı da çok çok iyi tanıyor. Altı kere zaten koştu. Altısında da Mehmet Akgöz vardı üstünde. Ee, popülist benim yarın için sığınma limanım olacak da Bir no safkanımız benim bankomdur sevgili dostlar. Evet hanesinde altı nolu safkanımız ve de dört nolu safkanımız da arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Bir nolu popülist, e, popülist benim bankomdur yedinci koşuda. Evet 8. koşumuz 6'lı gayrımızın son ayı handikap 15 4 yaşlı araplar 1400 metre kuma çıkıyor 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da baktığımız zaman yani 3 dolu dünya kralı yani gözümüze çarpan ilk safkan son yaptığı koşunu alana da handikap 14 kazandı. Bu mesafede şart 4'te bir ikinciliği ondan önce meydana 1400'e bu, mesafe bu mesafede veda etmesini bilmişti. Müslüm Çelikle üçüncü kez buluşacaklar. Dünya kralı yani burada e, alternatif bir banko olabilecek kalibreye sahip. Tabii ki burada uçan kardeşle bir kere soy salanında geçti. Koca Memik, e, Star. Yani bunlarla birer kere start aldı zaten aynı koşta. Onları geçti ama burada yani bu e, burada elini kolunu sallayarak kazanacağı bir koşu değil. Çünkü burada grup çok farklı onun için. O yüzden tabii ki 3 oldu dünya kralı benim ilk tercihim. Ama ben buraya kalabalık tutacağım sevgili dostlar. Bir nolu Rıza Bey, Mehmet Nuri, Sunkar'la dörtlü üç yaptılar. Son üç e, koşusu anlam veremediğimiz gibi kötü olsa da bu grupta söz sahibi olacaktır. Bir ikinci tercih, ikinci atım iki nolu Sultan Beşir, sonradan dört nolu Zafer Şah, Mert Ali Solmaz'la, altı nolu savunmamış Şimşek İzi, Ayhan Kurşun'la, on bir nolu Çatak Güzeli, Nizamettin Demir'le bomboş güleyle çok çok dikkat bu safkana. Sonradan 8 nolu koca memik. Kesinlikle ve kesinlikle ben kuponumda şans vereceğim bu safkana Ali Kaçmaz'la ve de bir bomba isim daha Mehmet Salih Çelik'le e, muallim halim diyeceğim. 9 nolu safkanımız. Yani buraya neredeyse kapamaya kadar gittim ben. 3 alternatif banko. Güvenecek arkadaşlar yine kazanır abi diyecek arkadaşlar. Zaten diyecek bir sözümüz var. Gerçekten kaliteli bir safkan ama Grup farklı bu sefer. O yüzden ben e, yıkma taraftarı oldum. Tabii ki verdiğim sıralamaya baktığımız zaman ilk 4 atıda veya ilk 2 atıda veya 3 nolu Dünya Kralı'nda banko tercih yapabilirsiniz. Bu benim kendi düşüncem. Burayı ben kalabalık tuttum. 3 başta olmak üzere 1, 2, 4, 6, 11, 8 ve 9 şeklinde bir sıralamam oldu altılık ayarımızın son ayağındaki sıralamamız bu şekilde sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım Adana programında buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayan olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar. Güzel bir hafta sonu sizlerin olsun. Hep birlikte güzel bir hafta sonuna e, giriş yaptık. Devam ediyoruz ve de e, pazar günü de bunu e, inşallah e, güzel sonuçlarla hem İzmir'de Başlangıç yapar güzel ikramiye buluruz. Adana'da da noktayı koyarız sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.